En'am suresi Mekke'de inmiştir. 165 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru ortaya çıkaran Allah'a aittir. Tüm bu tevhid işaretlerini gördükten sonra inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan o yarattı sonra dünyadaki yaşayışınız için bir süre koydu. Belirlenmiş süre ise onun yanındadır. Sonra siz yine şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde Allah'tır. Gizli tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzu da bilir ve kazandıklarınızı da yaptığınız işleri de bilir. Rablerinin ayetlerinden kendilerine gelen her ayetten mutlaka yüz çevirirlerdi hak onlara gelince onu yalanladılar yakında alay konusu ettikleri şeyin haberleri onlara gelecektir onlardan önce nice ümmetleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı onlara yeryüzünde size vermediğimiz güç ve imkanları verdik gökten sürekli olarak onlara yağmur yağdırdık altlarından ırmakların akmasını sağladık ama günahları yüzünden onları helak ettik ve arkalarından yeni bir nesil türettik. Eğer sana kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirseydik ve onlar ellerini ona sürselerdi yine küfre sapanlar bu sadece apaçık bir sihirden ibarettir diyeceklerdi. Onlar niçin ona bir melek inmedi dediler. Eğer bir melek indirseydik iş biterdi ve artık onlara fırsat verilmezdi. Eğer onu, peygamberi bir melek yapsaydık, yine onu bir insan şeklinde yapardık ve yanıldıkları şeyde yine onları yanıltırdık. Kuşkusuz senden önce birçok peygamberle alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey azap yakaladı. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da sonra peygamberleri yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendine farz kılmıştır. Sizi gerçekleşmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Kendilerini, varlık sermayelerini ziyan edenler var ya artık onlar iman etmezler. Gece ve gündüzde yerleşen her şey onundur. O işitendir ve bilendir. de ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını mı kendime veli, koruyucu ve yönetici edineyim? O besler ama beslenmez. de ki bana Allah'a boyun eğenlerin ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma denildi. De ki: Rabbime karşı gelirsem gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. O gün kimden azap uzaklaştırılırsa Allah ona merhamet etmiştir. İşte budur apaçık kurtuluş ve başarı. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa Ondan başka bunu giderecek olmaz. Sana bir hayır da ulaştırırsa başkası bunu engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter. O kullarının üzerinde mutlak egemenlik sahibidir. O hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. de ki Şahitliği en büyük olan şey nedir? de ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye bana vah yolundu. Siz Allah'la beraber başka ilahların var olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır. Ve gerçekten ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar şüphesiz kendilerini ziyan edenler var ya artık onlar iman etmezler Allah'a yalan isnat eden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir şüphesiz zalimler kurtuluşa ermezler onların tümünü bir araya toplayacağımız günü an sonra ortak koşanlara şöyle deriz Allah'a ortak sandığınız ilahlarınız nerede? Sonra onların bahaneleri ancak şöyle demek olur. Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki biz Allah'a ortak koşan değildik. Bak, kendilerine karşı nasıl da yalan söylediler ve uydurdukları şeyler nasıl da kaybolup gitti. Onlardan bazıları seni dinlerler ama biz onu Kur'an'ı anlamalarını önlemek için kalplerinin üzerine perdeler çektik ve kulaklarının üzerine de ağırlık koyduk. Her türlü ayeti, mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Hatta tartışmak için senin yanına geldiklerinde kafirler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar, müşrikler, insanları ondan, Kur'an'dan sakındırırlar ve kendileri de ondan uzak dururlar. Onlar sadece kendilerini helak ederler. Fakat bunun farkında değillerdir. Ateşin önünde durdurulduklarında keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak dediklerini bir görsen. Oysa önceden gizledikleri şeyler kendilerine aşikar oldu. Eğer geri döndürülseler kendilerine yasaklanan şeye tekrar dönerler. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Ve bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz kabirlerimizden çıkarılacak değiliz dediler. Onları Rablerinin huzurunda durdurulmuşken bir görsen Allah bu hak değil mi diyecek. Onlar evet Rabbimize and olsun ki haktır diyecekler. Allah Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı diyecektir. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten ziyan ettiler. Nihayet aniden o saat kıyamet onlara gelince derler ki: Gevşeklik ettiğimiz şeyler yüzünden yazıklar olsun bize. Ve onlar kendi günahlarının yükünü sırtlarında taşırlar. Dikkat edin, taşıdıkları şey ne de kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Gerçekten ahiret yurdu takvalılar için daha hayırlıdır. Bunu düşünüp anlamıyor musunuz? Onların söyledikleri sözlerin seni üzdüğünü biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar. Gerçekte zulmedenler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Gerçekten senden önce birçok peygamber de yalanlandı da kendilerine yardımımız erişinceye dek yalanlanmalarına ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler Allah'ın sözlerini kanunlarını değiştirecek bir şey yoktur Peygamberlerin haberleri sana gelmiştir Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse yerde bir delik veya gökte bir merdiven arayarak onlara bir ayet mucize getirmeye gücün varsa bunu yap Ancak şunu bil ki Allah dileseydi onları hidayet üzere bir araya toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Bu çağrıyı sadece hakkı duyan kimseler kabul ederler. Ölülere gelince Allah onları diriltecektir. Sonra ona döndürüleceklerdir. Onlar niçin Rabbinden ona bir ayet mucize inmiyor dediler. De ki şüphesiz Allah bir ayet mucize indirmeye kadirdir. Ama onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde gezen her canlı ve iki kanadıyla uçan her kuş ancak sizin gibi bir topluluktur. Biz kitapta, Kur'an'da veya levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerine doğru haşredileceklerdir. Toplanıp götürüleceklerdir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır ve dilediğini doğru yola iletir. De ki: Sizce Allah'ın azabı size gelse veya o kıyamet saati size gelse Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Doğruysanız söyleyin. Hayır, yalnız onu çağırırsınız. O da dilerse gidermesini istediğiniz şeyi giderir. Ortak koştuğunuz şeyleri ise unutursunuz. Kuşkusuz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Allah'a yalvarsınlar diye onları sıkıntı ve zorlukla karşı karşıya koyduk. Niçin bizim azabımız onlara gelince Allah'a yalvarıp yakarmadılar? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıkları işleri onlara süslü gösterdi. Kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca her şeyin her türlü nimetin kapısını yüzlerine açtık. Nihayet kendilerine verilene sevinince ansızın onları yakaladık da bir anda ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki Size göre eğer Allah işitmenizi ve görmenizi alsa ve kalplerinizi mühürlese Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetlerimizi nasıl çeşitli şekillerde kendilerine açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar. De ki: Sizce Allah'ın azabı aniden veya apaçık şekilde size gelse zalimler topluluğundan başkası mı helak olur Biz peygamberleri sadece müjdeci ve korkutucu olarak gönderiyoruz Kim iman eder ve kendini düzeltirse artık onlar için ne bir korku var ne de onlar üzülürler Ayetlerimizi yalanlayanlarsa yoldan çıkmaları yüzünden azaba uğrarlar de ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum Allah'ın bildirdiğinin dışında gaybı da bilmiyorum ve size ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene uymaktayım. De ki, körle gören bir olur mu? Acaba düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda kendileri için ondan başka ne bir dost ve ne de bir aracı olmadan bir araya getirilmekten korkan kimseleri onunla Kur'an'la uyar. Umulur ki takvalı olurlar. Rablerini hoşnut etmeyi dileyerek sabah akşam onu çağıran kimseleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Ve senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovasın da zalimlerden olasın. Böylece onlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla denedik ki Allah'ın bizim aramızdan seçip kendilerine nimet verdiği kimseler bunlar mı desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine farz kıldı. Şöyle ki sizden biriniz cahillik yüzünden bir kötülük işlerde sonra peşinden tövbe eder ve kendini düzeltirse, bilsin ki şüphesiz o sürekli bağışlayan ve merhamet edendir. Böylece suçluların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi sana ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka çağırdıklarınıza kulluk etmek bana yasaklandı. De ki, ben sizin heva ve heveslerinize uymam yoksa doğru yoldan sapmış olurum ve hidayete erenlerden olmam de ki ben Rabbim tarafından açık bir delil üzereyim siz ise onu yalanladınız çabuk gelmesini istediğiniz şey azap benim elimde değildir hüküm yalnız Allah'a aittir o hakkı anlatır ve o hüküm verenlerin en iyisidir de ki, sizin çabuk gelmesini istediğiniz şey, azap, benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş son bulurdu. Allah zulmedenleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka kimse onları bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Ağaçtan bir yaprak bile onun bilgisi olmadan yere düşmez.'' yerin karanlıklarındaki her tane, her yaş ve kuru mutlaka açıklayıcı bir kitapta kaydedilmiştir. Geceliğin sizin ruhunuzu alan, gündüz kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş süre dolsun diye sizi gündüzleri uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size bildirecektir. O, kullarının üzerinde mutlak egemenlik sahibidir. Üzerinize koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz bir gevşeklik etmeden onun ruhunu alırlar. Sonra hak mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki hüküm yalnız onundur ve o hesap görenlerin en süratlisidir. De ki, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir? Hani siz yalvararak ve gizlice, eğer bizi bundan kurtarırsa mutlaka şükredenlerden olacağız diye onu çağırıyorsunuz. De ki, Allah sizi ondan ve her türlü sıkıntı ve üzüntüden kurtarmaktadır. Sonra yine siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o üzerinizden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye veya sizi gruplara bölerek birbirinizle uğraştırmaya ve kiminizin çıkaracağı zorlukları kiminize tattırmaya kadirdir. Bak, belki anlarlar diye nasıl ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Hak olduğu halde senin kavmin onu inkar etti. De ki, ben size koruyucu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ve siz yakında bileceksiniz. Ayetlerimi hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğünde başka bir sohbete dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla oturma. Takvalı olanlara onların zalimlerin hesaplarından bir yükümlülük yoktur ancak bu bir hatırlamadır olur ki onlarla oturmaktan sakınırlar dinlerini oyun ve eğlence yapan ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri bırak yaptığı işler yüzünden hiçbir nefsin helak olmaması için onunla kuranla hatırlatmada bulun ona Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir aracı bulunur. Kurtuluşu için her türlü karşılığı ödese de yine kabul edilmez. İşte onlar kendi kazançları, yaptıkları işler yüzünden helake uğramışlardır. Küfre sapmaları yüzünden onlara kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır. De ki: Allah'ı bırakıp da onun yerine bize ne bir zarar veren ne de bir faydası olan şeyleri mi çağıralım? Ve Allah bizi hidayete erdirdikten sonra hak yoldan geriye mi dönelim? Kendisini bize gel diye hidayete doğru çağıran bir takım dostları olduğu halde, şeytanların baştan çıkardığı ve yeryüzünde şaşkınlık içinde kalan kimse gibi mi olalım? De ki, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Ve namazı hakkıyla kılın ve Allah'tan korkun denildi. Huzurunda bir araya getirileceğiniz O'dur. O'dur gökleri ve yeri hak üzere yaratan. Bir şeye ol dediği gün o hemen olu verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği gün hükümranlık onundur gaybı da aşikar olanı da bilir. O hikmet sahibidir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim babası, velisi olan amcası Azer'e putları kendine ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, dedi. Böylece kesin bilgiye erenlerden olsun diye göklerin ve yerin melekutunu İbrahim'e gösteriyorduk. Gece karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. İşte bu benim Rabbimdir, dedi. Yıldız batınca da, ben kaybolan şeyleri sevmem, dedi. Ayı doğarken gördüğünde, işte bu benim Rabbimdir, dedi. O da battığında, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse, şüphesiz ben sapanlar zümresinden olurum, dedi. Güneşi doğarken gördüğünde, işte bu benim Rabbimdir, bu daha büyüktür, dedi. O da batınca, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım, dedi. Ben, Hakk'a yönelerek, ihlasla yüzümü gökleri ve yeri var edene çevirdim. Ben müşriklerden değilim, dedi kavmi onunla Allah hakkında tartışmaya koyuldu. Dedi ki, beni hidayete erdirmişken Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Rabbimin bir şeyi istemesi müstesna sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kapsamıştır. Hala öğüt almaz mısınız? Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Oysa siz Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Şimdi bilginiz varsa söyleyin. Bu iki kesimden hangisi güvende olmaya daha layıktır? İman eden ve imanlarını zulümle karıştırmayan kimseler var ya, işte güven onlarındır ve onlar hidayete erişmişlerdir. İşte bu Kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdir, delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabb'in hikmet sahibidir ve bilendir. Ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Hepsini de hidayete erdirdik. Nuh'u da önceden hidayete erdirmiştik. Ve onun soyundan Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf Musa ve Harun'u da hidayete erdirdik. Biz iyilere böyle karşılık veririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete erdirdik. Hepsi de salihlerdendi. İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini de alemlere üstün kıldık babalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da hidayete erdirdik. Bunları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah'a ortak koşsalardı yaptıkları işler kesinlikle boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap Hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bunlar Mekke'nin müşrikleri bu hakikatleri, kitap, hikmet ve peygamberliği inkar ederlerse hiçbir zararı yok. Çünkü biz onları inkar etmeyen başka bir kavmi onlara koruyucu kılmışızdır. İşte onlar peygamberler, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Sen de onların hidayetlerine uy de ki Buna peygamberliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu sadece alemlere bir hatırlatmadır. Yahudiler Allah hiçbir insana bir şey indirmemiştir dediklerinde Allah'ı hakkıyla tanımadılar. de ki Musa'nın insanlara nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyorsunuz bir çoğunuysa gizliyorsunuz. Ve onunla sizin de babalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Allah indirdi de, sonra onları bırak. Daldıkları boş sözlerde oynayıp dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kur'a'yı, Mekke'yi ve bütün çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu ve öncesindeki kitapları doğrulayıcı bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona inanırlar ve onlar namazlarını sürekli korurlar. Vaktinde kılarlar. Yalan uydurup Allah'a isnat eden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiğinin Kur'an'ın benzerini ben de yakında indireceğim diyen kimseden daha zalim kimdir? Zalimleri can çekişmeleri sırasında bir görseydin Melekler onlara doğru ellerini uzatarak şöyle derler. Haydi canlarınızı çıkarın. Hak olmayan şeyleri Allah'a isnat ettiğiniz ve ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız. Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize yapayalnız geldiniz ve size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız.'' Sizi yaratmada Allah'a ortaklar olduklarını sandığınız aracılarınızı da beraberinizde görmüyoruz. Kuşkusuz aranızdaki bağ kopmuştur ve sandığınız şeyler de kaybolup gitmiştir. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarandır. Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Öyleyse nasıl haktan yüz çeviriyorsunuz? Sabahın aydınlığını yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı hesaplama aracı kıldı. İşte bu üstün ve bilen Allah'ın ölçüsüdür. Kara ve denizin karanlıklarında yolu bulasınız diye yıldızları sizin için var eden odur. Gerçekten bilen bir topluluk için ayetleri genişçe açıkladık sizi tek bir nefisten ortaya çıkaran O'dur. Sizin için bir yerleşme yeri ve bir de geçici mekan var etmiştir. Gerçekten ayetleri anlayan bir topluluk için genişçe açıklamışız. Gökten bir su indiren O'dur. Sonra da biz o suyla her şeyin bitkisini çıkardık. Ondan üzerinde yığın yığın taneler oluşturduğumuz Yeşillik ortaya çıkardık. Hurma ağacının tomurcuğundan da birbirine yakın salkımlar vardır. Yine ondan birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bahçeleri, zeytin ve nar ortaya çıkardık. O ağaçlar meyve verince meyvesine ve bir de meyvenin yetişmesine bakın. İşte bunlarda iman eden bir topluluk için birçok ayet vardır. Allah'a cinden olan ortaklar kıldılar. Oysa onları O yarattı. Bilgileri olmadan O'na oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzehtir ve yücedir. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Onun bir eşi yokken nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilir. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyi yaratan'dır. Öyleyse ona ibadet edin. O her şeye vekildir. Her şeyi koruyan ve yönetendir. Gözler onu idrak etmez, o gözleri idrak eder. O incelikleri bilendir ve her şeyden haberdardır. Gerçekten Rabbiniz katından size basiretler, apaçık deliller ve alametler gelmiştir. Artık kim bilinçli davranırsa bu kendi yararınadır. Kim de körleşirse bu kendi zararınadır. Ben üzerinize koruyucu değilim. Böylece biz ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Bırak onlar, sen ders aldın, bunları başkalarından öğrendin desinler.'' biz bilen bir toplum için onu açıklamak istiyoruz. Rabbinden sana vah yolunana uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi, onlar Allah'a ortak koşmazlardı. Biz seni onlara bekçi kılmadık ve sen onlara vekil de değilsin. Onların, müşriklerin Allah'tan başka çağırdıklarına sövmeyin ki, onlar da düşmanlıkla ve bilmeyerek Allah'a söverler. İşte böyle her topluma yaptıklarını güzel gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rableri nedir? O yapmakta oldukları işleri onlara bildirecektir. Kendilerine bir ayet mucize gelirse mutlaka ona iman edecekler diye Allah'a sıkı sıkıya yemin ettiler. De ki: Ayetler ancak Allah'ın katındadır o ayet geldiği zamanda iman etmeyeceklerini bilir misiniz? Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlk defa iman etmedikleri gibi yine de iman etmezler ve onları şaşkınlık halinde azgınlıkları içinde bırakırız. Eğer melekleri onlara indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve topluluklar halinde her şeyi onların önünde bir araya toplasaydık, Yine de Allah dilemedikçe iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmezler. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlardan bir düşman var ettik. Onlar aldatmak için birbirlerine gizlice yaldızlı sözler aktarırlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak Ahirete inanmayanların kalpleri bu sözlere eğilim göstersin, bunlardan hoşlansın ve işleyecekleri suçları işlesinler diye bunu yaptık. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa açıklanmış olarak kitabı size indiren odur. Kendilerine kitap verdiklerimiz onun Kur'an'ın hak üzere Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. O halde asla şüphecilerden olma. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet üzere tamamlandı. Onun sözlerini değiştirecek yoktur. O işitendir ve bilendir. Eğer yeryüzünde olanların çoğuna uysan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve onlar sadece tahminde bulunurlar. Kuşkusuz Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir o hidayete ermiş olanı da daha iyi bilir. Artık Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yiyin. Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız müstesna, haram kıldığı şeyleri size açıklamışken, üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan ne diye yemiyorsunuz? Kuşkusuz birçokları heva ve heveslerine uyarak, bilgisizce insanları saptırırlar. Şüphesiz Rabbin haddi aşanları daha iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Kuşkusuz günah kazanmakta olanlar yakında işledikleri günahlarla cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu itaatten çıkıştır. Şüphesiz Şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışsınlar diye fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında dolaşması için kendisine bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklarda kalıp ondan çıkmayacak olan kimse gibi olur mu? İşte böylece kafirlere yaptıkları kötü işler süslü gösterildi ve böylece biz her beldeye büyük azgınlarını hile yapsınlar diye yerleştirdik. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama farkında olmazlar. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize verilinceye kadar biz iman etmeyiz derler. Allah risaletini, elçilik görevini nereye koyacağını daha iyi bilir. Suç işleyenler yapmakta oldukları hilelere karşılık yakında Allah katında bir aşağılanmaya ve bir de şiddetli azaba uğrayacaklardır. Allah kimi hidayete erdirmek isterse gönlünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe zorlukla yükseliyormuş gibi kalbini daraltır ve sıkıntılı kılar. İşte Allah bu şekilde pisliği iman etmeyen insanların üzerine bırakır. Bu Rabbinin doğru yoludur. Şüphesiz öğüt alan topluluk için ayetlerimizi genişçe açıkladık. Rablerinin katında esenlik yurdu onlarındır ve o yapmış oldukları amellerden dolayı onların velisidir, dost ve koruyucusudur. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle der. Ey cin topluluğu insanlardan birçoğunu elde ettiniz. İnsanlardan onlara uyanlar Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bizim için belirlediğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah yeriniz ateştir. Allah'ın dilediği müstesna orada ebedi kalacaksınız. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir ve bilendir der. İşte böylece kazandıkları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına musallat ederiz. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimizi anlatan ve bugünkü buluşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar biz kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz. Peygamberlerin geldiğini itiraf ediyoruz derler dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilişi şunun içindir ki Rabbin beldelerin halkını işledikleri zulümlerden dolayı onlar habersizken helak edici değildir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından gafil değildir. Rabbin ihtiyaçsızdır ve rahmet sahibidir. Sizi başka bir topluluğun soyundan meydana getirdiği gibi, dilerse sizi yok eder ve dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen şey mutlaka gelecektir ve siz onu aciz kılamazsınız. De ki, ey kavmim, kendinize yakışanı yapın, ben de kendime yakışanı yapacağım. İleride yurdun güzel akıbetinin kime ait olacağını bileceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa ermezler. Allah'ın yarattığı ekinler ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar. Kendi zanlarınca bu Allah için, bu da ona ortak bildiklerimiz için dediler. Ortak bildiklerine ait olan Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'a ait olan ortak bildiklerine ulaşır onların yargıları ne de kötüdür. Aynı şekilde ortak bildikleri putlar onları helake sürüklemek ve dinlerini karıştırmak ve belirsiz kılmak için müşriklerin birçoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse uydurdukları şeylerle onları baş başa bırak. Yine müşrikler kendi zanlarınca şunlar yasak haram hayvanlar ve ekindir. Onları bizim dilediğimiz kimseler dışında kimse yiyemez. Şunlar da sırtlarına binilmesi haram kılınmış hayvanlardır dediler. Bazı hayvanlar da var ki keserken üzerine Allah'ın adını anmazlar ve bu işi yalanla Allah'a isnat ederler. Yakında ettikleri iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Şu hayvanların karnında olan yavrular sadece erkeklerimize mahsustur ve eşlerimize onları yemek haramdır. Ama o yavru ölü olursa onların hepsi onda ortaktır dediler. Yakında Allah bu açıklamalarının cezasını verecektir. Şüphesiz o hikmet sahibidir ve bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'a yalan isnat ederek Allah'ın verdiği rızıkları haram kılanlar ziyana uğramışlardır. Gerçekten onlar hak yoldan sapmışlardır ve zaten hidayete erişmemişlerdi. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurma ağaçlarını, değişik ürünleri olan ekinleri, birbirlerine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar ağaçlarını var eden odur meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirme ve toplama zamanı da hakkını verin ve israf etmeyin. Kuşkusuz o, israf edenleri sevmez. Evcil hayvanlardan yük taşıyanı ve yük taşımayanı var edendir. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarını takip etmeyin. Gerçekten de o, size apaçık bir düşmandır.'' hayvanlardan sekiz çifti var edendir. Koyundan iki ve keçiden de iki. De ki, Allah o iki erkeği mi haram kılmış, yoksa o iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı? Yavruları mı? Eğer doğru söylüyorsanız, bilgiye dayanarak bana bildirin. Deveden iki ve sığırdan da iki dişi ve erkek çiftini var edendir. De ki, Allah o iki erkeği mi haram kılmış, yoksa o iki dişi mi? Yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı? Yavruları mı? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken şahit miydiniz? O halde bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a yalan isnat eden kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, bana vah yolunanların içinde leş, hayvan kesilirken akıtılmış kan, domuz eti ki kuşkusuz o pistir ve itaatsizlikle Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvandan başka yene haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Kim başkasına zulmetmeksizin ve sınırı aşmaksızın bunları yemek hususunda çaresiz kalırsa şüphesiz ki Rabbin bağışlayandır ve merhamet edendir. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyununsa sırtında veya bağırsaklarında olanlar veya kemiğe karışanlar dışındaki iç yağlarını onlara haram kıldık haksızlıkları yüzünden onları işte bununla cezalandırdık. Kuşkusuz biz doğru söyleyeniz. Eğer seni yalanlasalar de ki: Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun azabı suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi biz ve babalarımız Allah'a ortak koşmazdık ve bir şeyi de kendi yanımızdan haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberleri işte böyle yalanladılar da sonuçta bizim azabımızı tattılar. Sizin yanınızda bize açıklayabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve yalnızca tahmin üzere konuşuyorsunuz. de ki Öyleyse yetkin, eksiksiz hüccet Allah'ındır. Eğer o dileseydi elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. De ki: Allah'ın bunu haram kıldığına dair şahitlik eden şahitlerinizi getirin. Eğer şahitlik ederlerse sen onlarla şahitlik etme ve ayetlerimizi yalanlayanların, ahirete inanmayanların ve başka şeyleri Rablerine denk tutanların heva ve heveslerine uyma. De ki: Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Baba ve anneye iyilikte bulunun. Çocuklarınızı yoksulluk yüzünden öldürmeyin. Size de onlara da biz rızık veriyoruz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve hak olan durum müstesna Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah bunları size tavsiye etti. Yetimin malına erginlik çağına erişinceye kadar en iyi tutum o malları korumak gayesi dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun. Biz herkesi ancak gücü yettiği miktarda yükümlü kılarız. Bir şey söylediğinizde yakınlarınız hakkında olsa bile adaleti gözetin ve Allah'ın ahdine vefa edin. İşte öğüt alasınız diye Allah bunları size tavsiye etti. Kuşkusuz ki bu benim doğru yolumdur. Artık bu yola uyun. Sizi onun yolundan ayrı düşürecek diğer yollara uymayın. İşte takvalı olasınız diye Allah bunları size tavsiye etti. Sonra iyilik yapana nimetlerini tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik. Olur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Bu da bizim indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Ona uyun ve takvalı olun ki size merhamet edilsin. Bu kitabı indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki taifeye, Yahudiler ve Hristiyanlara inmiştir ve biz onların okuduklarından habersizdik demeyesiniz. Ya da eğer bize kitap inseydi biz hidayette onlardan daha ileri olurduk demeyesiniz. İşte Rabbinizden size apaçık delil, hidayet ve rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kimdir? Yakında ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü en şiddetli azapla cezalandıracağız. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı ayetlerinin mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinin bazısı geldiği gün önceden iman etmemiş veya imanlıyken bir hayır kazanmamış kimseye o gün iman etmesi bir yarar sağlamaz. De ki: Bekleyin. Şüphesiz ki biz de beklemekteyiz dinlerini bölüp fırka fırka olanlarla senin bir ilişkin yoktur. Onların işleri Allah'a kalmıştır. Sonra o kendilerine yapmakta olduklarını bildirecektir. Kim bir iyilik getirirse ona on katı vardır. Ve kim bir kötülük getirirse ancak onun misliyle karşılık görür ve onlar haksızlığa uğramazlar. De ki, Rabbim beni doğru bir yola sağlam bir din olan Hakk'a yönelmiş İbrahim'in dinine iletmiştir. O İbrahim, müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, ibadetlerim, haç amellerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun bir ortağı yoktur. Bana bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların, Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ondan başka kendime bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı günah yalnız kendi aleyhinedir. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve o hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyin gerçeğini size bildirecektir. Verdiği şeyler hakkında sizi sınamak için yeryüzünde sizi halifeler kılan ve bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün yapan O'dur. Şüphesiz Rabbin çabuk azap edendir ve şüphesiz O çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.'' Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.